Sonuçlanmayan, sonuçlanamayan çok ağır, bizleri hepimizi kamuoyu olarak da yıllarca çok üzmüş bir hikayeye gelmek istiyorum. Efendim, e, tarihler 2006 yılını gösteriyordu ve gerçekten 2006'ydı galiba, şurada hemen bakıyorum. Evet, 2006 21 Mart'ta Balıkesir Karacalar Köyü'nde Korkunç bir olay yaşanmıştı. 10 yaşındaki Turçe ve Büşra Karabacak evlerinden okula gitmek için çıktılar. Ama ne okullarına gittiler ne de evlerine geri dönebildiler. Ee, yani aradan tam e, 20 sene 21 sene kaç oldu? 17. 17, o, sene. 17 15 sene. 15 15 sene. sene geçti <laughs> ve 44 gün boyunca bu çocuklardan haber alınamamıştı daha sonra da ormanlık bir alanda menfezin içerisinde vahşice öldürülmüş olarak bulunmuşlardı. Yıllarca soruşturma devam etti. Failler bulunamadı. Cinayetten 11 yıl sonra aileler bizim programımıza, gerçeğin peşinde programına geldiler. Ve dosyayı yeniden açtık o dönemde. Balıkesir'de hem de yakın çevrede böylece araştırmalar başladı. Ee, yine o zaman e, Taner Güven hocamızla birlikteydik programda. Taner Güven o dönemde yapılan DNA incelemelerinde bir hata olabileceğini belirterek yeniden DNA testinin yapılmasını istemişti. Eylül 2017'de yeniden soruşturmayı başlatan Balıkesir Cumhuriyet Savcılığı DNA testinin yeniden yapılmasına karar vermişti. Adli tıp uzmanı Profesör Doktor Ersi Kalfoğlu yaptığı inceleme sonucu iki küçük kızın DNA'larına karışmış bir erkek DNA'sını tam olarak belirledi. Hazırlanan rapor sonrası harekete geçen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla e, Seyhan Y, Ayhan Y Ye ve Yeliz Y Ye isimli şahısları gözaltına aldı. İki erkek bir kadın. Mahkeme tarafından tutuklanan şüpheliler bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı. Efendim o gün bugün Çünkü bugün e, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Bu dava ile ilgili 8. duruşma görülecek Şimdi e, Balıkesir'e gitmek istiyorum Çünkü Kubilay Erdaş Muhabirimiz bugün bu duruşmayı Davayı yerinde incelemek Ve ailelerle görüşmek üzere Anamur'daki olayımızdan e, Balıkesir'e geçti e, Yanında da rahmetli 10 yaşında feci şekilde bir cinayete kurban giden Tuğçe'nin babası ve annesi var. Mustafa ve Mustafa Bey ve Hanife Hanım. Ee, Hanife Hanımcığım merhaba canım nasılsın? Merhaba Serap Hanım. Bugün... İyi değiliz ama iyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi sevgili seyirciler bugün duruşma saat 15'te başlayacak. Daha <laughs> vaktimiz var. Yani aşağı yukarı e, bir saat daha az bir zaman kaldı. Bugünkü beklentiniz Hanife bu duruşmada nedir? Geçen duruşmada çok canımız acıdı. Sizin de öyle ve bu şüpheliler tutuksuz yargılanan kişiler duruşmaya bile gelmediler biliyorsunuz. Bugün Evet, iki duruşmadır gelmiyorlar. Gelmiyorlar. Bugünkü beklentiniz nedir Hanife? Valla bugünkü beklentimiz biz adalet istiyoruz. Adalet için buradayız bizim çocuklarımızın kemikleri bile kalmadı onlar halen daha gün yüzü görüyorlar, yaşıyorlar biz artık onların cezaevine girmesini, devir parmaklaklarının arkasına girmesini istiyoruz yani bu bizim hakkımız çok haklısınız ee, baba Mustafa'ya dönmek istiyorum, Mustafa Bey evet. yaklaşık bir saatten az evet. bir zaman kaldı birazdan duruşma başlayacak ve sizler de salonda olacaksınız. Ee, sizin beklentiniz nedir? Bugün için e, olmasını istediğiniz şey ne? Şeraf Hanım öncelikle hayırlı günler. Teşekkür Artık ederim. Artık bu duruşmanın, bu duruşmanın 8. duruşmanın son duruşması olur. Katil veya katillerin bugün çıkacak olan raporda tutuklanıp sonuna kadar cezaevinde kalmasını isteriz. Yüce Adalet'e güveniyiz. Kubilay şimdi sen de oradasın takip edeceksin e, zannediyorum belki çıkışa yetişir belki yetişmez çünkü saat 15'te yine eğer şüpheliler gelmezse yine başka bir erteleme vesaire olursa e, hemen 10-15 dakikada da bu duruşma sona erebilir değil mi Hasan Bey? Tabii, tabii kısa sürecektir zaten geçen duruşma özellikle kişi raporları arasındaki çelişkiden dolayı hocalarımın da Taner hocamın da Ersi hocanın da tavsiyesi üzerine Dosya Ankara'daki başka bir heyetine gönderilmişti. İşte o çelişki giderildiği takdirde muhtemelen bu celse karar çıkmaz eğer karşı taraf gelmezse bir sonraki celseye atar diye tahmin ediyorum. Hocam şimdi e, bir e, tarafsız bir şeye üniversiteye gönderildi evet. peki e, diyelim ki e, şu ana kadarki raporların. E, tam tersi bir şey karar çıktı oradan. Yani evet bu DNA'lar bu kişiye aittir. Tuğçe'nin katil katil zanlıları bunlardır. Bir şey çıktı çıkabilir mi? bir şey çıkması gerekir. Çünkü Hı. yani adli genetik e, biliminin tüm göstergeleri e, bu kişiye ait oldu. Ha Artı bir şey deliller de, adli deliller yani mahkemenin saptadığı telefon kayıtları gibi delillerle de sabit. Sadece DNA da değil olay. Çok talihsiz tıbbi delili yoktur gibi talihsiz bir cümle kullanıldığı için sadece. Yani o cümlenin talihsiz olduğuna mahkemenin ikna olması gerekiyor. Yoksa her şey açık ayan beyan yani bir hata yok hiçbir şey yok. Yani çelişkinin giderilmesi gerekmiyor. Bu cümle talih eğer yeterli şeyi gösterip bu cümle talihsiz bir cümledir dedilerse bitti. Yani, yani onu da bugün yani, e, taraflar gelmezse de bugün bunu öğrenebilecek miyiz? Aslında? Tabii ya? yani şimdi bugün itibariyle bu Ankara'daki bu tarafsız heyetten bilirkişi raporu gelmişse zaten mahkeme bu raporu taraf avukatlarına sunar ve bu konuyla alakalı olarak beyanda bulunmak üzere onlara süre verir. Dolayısıyla bugün itibariyle bir savcılık makamına da aynısını verir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün rapor gelmiş olsa bile karar çıkmaz. Ama mahkeme bu takım teknik verilerle ilgili yorum yapamayacağı için mecburen topu bu konularla ilgili teknik bilirkişilik yapan hastanelere, hocalarımıza, doktorlara gönderiyorlar. Ama ben şunu da görüyorum. Yani oradaki çelişki gerçekten yanlış bir ibareden ibaret. Yani orada bilimsel anlamda bir yanlış yok. Hocalarımızın dediği gibi, hocamın dediği gibi orada zaten bir e, DNA eşleşmesi var. Ama alta yazılan tabir mahkemeyi çok bağlamamalı diyorum. Mahkeme bunu çok dikkate almayabilir. Çünkü teknik anlamda dikkat alacağı şey o e, DNA'ların o şahısına Uyum, ait olup olmaması. Tabii. Ve bu DNA'larla ilgili incelemenin dışındaki işte HTS raporlarıdır, telefon kayıtlarıdır, tanık beyanlarıdır bunlarla da örtüşüyorsa... Kamu vicdanını çok daha fazla zarar ve zedelememelidir Aslında bugünkü duruşma tarafların gelmemesi ya da bir karara bağlanıp bağlanmamasının ötesinde e, bu bilimsel raporun mahkeme heyeti tarafından kabul görüp Görmeyeceği Yani biz bunu öğreneceğiz Bravo. bugün Aynen. ki çok önemli bir bilgi öğreneceğiz. Çok Eğer bunu bir e, evet bu bir bilimsel kanıttır ve bu bir e, işte bu DNA'lar bu kişilerden birine aittir. Ve katil zanlılarıdır bunlar. Bunu kabul edip etmemelerine bu tarafsız heyetten gelecek raporu e, Kubilay, bunu öğreneceğiz anladığım kadarıyla bugünkü mahkemede. Dolayısıyla sen orada takipte olacaksın ve e, zannediyorum e, ya çok uzun da sürmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çıkışta da yine bir bağlantımız olacak diye düşünüyorum Kubilay. Evet serap Bakır Duruşma saat 8'de başlayacak. Ee, biz oradan aldığımız bütün bilgileri sizlere anbean aktaracağız bağlantılar sırasında. Peki e, Hanife, Hasan, e, Mustafa Bey inşallah e, adalet yargı yerini bulacaktır. Doğru bir karar çıkacaktır. Lütfen moralinizi bozmayın. Yüksek bir moralle girin. E, Tuğçe'nin de, Büşra'nın da e, mekanları cennet olsun. Zaten onlar bir melekti. 10 yaşında günahsız çocuklardı. İnşallah onların yüzü suyu hürmetine ee, doğru bir karar çıkacağını inanıyorum. Çıkışta belki bambaşka şeyleri konuşuyor olacağız. Kubilay birazdan sana tekrar bağlanacağım. Sen e, Anamur'dan Balıkesir'e geçtin. Anamur'da niye oradaydın? Hatice'nin kızı Gülbahar ve onun hayat arkadaşıyla evlenen işte Uğur'la ilgili oradaydın. Hafta sonu yaşanan gelişmeleri dinlemek için birazdan tekrar de olacağız. Evet, teşekkürler. Yani bugün heyecanlı bir bekleyiş içindeyiz sevgili seyirciler. Bu delilin delil sayılıp sayılmayacağını öğrendiğimizde ve bu bir delil sayıldığında bir miktar rahatlamış evet. olacağız.